Suç ve olayların aydınlatılması için ilk safa olay yeri incelemesi. Peki buralarda çalışan polislerin sırrı ne? Neden beyaz giyiyorlar ve bir maddenin delil olup olmadığına nasıl karar veriyorlar? Arkadaşlarımız Emre Kol, Burak Taştan'la birlikte Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki olay yeri inceleme ekipleriyle tatbikatta buluştu. İzleyelim. Bu işin temeli olay yeri incelemedir. Onları kimi zaman ekranlarda sarı şeritlerin arkasında beyaz kıyafetleri içinde çalışırken görüyorsunuz. Ellerindeki fotoğraf makineleri, notlarıyla, kameralarıyla adeta olay yerlerinde faillerin izini iğneyle kuyu kazar gibi arıyorlar. İlk amacımız bizim olay yerinin tespiti. TGRT Haber, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şubesi'ni ziyaret etti. Sarı şeridin öte yanındaki olay yeri inceleme ekiplerinin nasıl çalıştığını mercek altına aldı. Olay yerine giren ilk ekip fotoğrafçı ve kameramanlar oluyor. Olay yeri inceleme ekipleri öncelikle olay yerinin bozulmaması için her şeyi hem kamerayla videoya alıyor hem de tek tek fotoğraflıyor. Neden beyaz giyiyorlar? Birinci sebep personelin üzerine olay yerinden sirayet edebilecek herhangi bir bulgunun hemen görünürlüğünün sağlanması. Diğeri de personelin güvenliği yani korunması amacıyla. Fotoğraflama işinin ardından sıra delil olabilecek bulguların numaralandırılmasına geliyor. Bir objenin delil olduğu nasıl tespit edilir? En temel husus olayla ilişkili görülen unsurlardır. Silah var, izmarit var, kovanlar var. Bunlar ilk etapta bulgu olarak değerlendiriliyor. İnceleme ekibinin şefi her şeyi tek tek not alıyor. Bu sırada her delile bir sayı veriliyor. Peki yanlarına niye numara yazılıyor? Her birinin ayrı ayrı tarif edilebilmesi için bir numara verilmesi gerekir. Cumhuriyet savcılarımızı ve hakimlerimizi doğru karar verebilmelerini sağlamak açısından numaraları kullanıyoruz. Olay yerinde eğer bir silah varsa diğer delillere göre o tabanca farklı bir muamele görüyor. Öncelikle şarjörü çıkarılıyor, boş olup olmadığına bakılıyor. Sonra silaha doldur, boşalt yapılıyor ki tehlikeli bir duruma yol açmasın. Olay yeri inceleme ekipleri daha sonra silah ve şarjörü delil torbasına koyuyor. O delil torbası da diğer delil torbaları gibi mühürleniyor. Ne zamana kadar? Laboratuvarda inceleme için açılana kadar. Ve maktul üzerindeki inceleme. Gözle görülen açık yaralarda önemli bir ipucu. Bu yaralar nereden, ne kadar yükseklikten ateş açıldığından zanlının ne tarafa kaçtığına kadar pek çok fikir veriyor. Bu tip yaralar olayın işleniş tarzı ile ilgili bu işi işleyen şahsın hangi yöne gittiği ile ilgili de tarafımıza bilgi vermekte. Atış yapıldıysa o atışın yapıldığı yer tarafımızca değerlendirilebilmektedir.